Tebrik ederim. Üst üste çok önemli iki galibiyet. Sen de bir hastalık süreci atlattın. Sonrasında takıma katıldın. Önemli bir performans sergiledin. Önce şu iki maçla alakalı ve derbiyle alakalı görüşlerini rica ederim. Ya tabii ki zorlu bir süreçten geldim ben de. Karantinadan geldim. Yani 11-12 gün hiçbir şey yapmadan oynamıştım Başakşehir maçında. Bir tek idmanla. Yani bu süreç zor geçiyor, pandemi süreci. Futbolcular için de çok zor. Yani taraftarımızdan da bu konuda biraz daha şey bekliyoruz. Yani futbolculuk çok, yani bu dönemde çok zor oluyor dönmek. Maça gelirsek de ilk yarı çok iyi oynadığımızda söyledim o gün. Ama ikinci yarı biraz geriye çekildik. Başakşehir daha iyi oynadı. Ama 3 puanla ayrılabildik o maçta. Derbi maçına gelirsek de takımın da taraftarımızın da buna çok ihtiyacı vardı, böyle bir galibiyete. Çok güzel bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz. Necip, attığı gölde geçen yıldan arkadaşım Gökhan Gönül üstünden konuşabildin mi veya neler hissettin? O golü bir anlatabilir misin? Yok, konuşmadım Gökhan abiyle. Ya ama sonuçta sahanın içine girdiğimizde sonuçta arkadaşlık kalmıyor. Ben elimden gelen her şeyi bu takım için vermeye çalışıyorum. O gol de öyle gelişti Gökhan abinin üstünden. Ama konuşmadım. Kaptan, takımda birçok genç oyuncu var. Tabii sen de onların için bir örneksin. İletişimimiz nasıl? Bize neler anlatırsın? Ya tabii ki ben de o yollardan geldim buraya. Hepsiyle de konuşuyorum. Ama burada önemli olan bizim hocanın onlara bakış açısı. Ben Sergen Hoca ile altyapıda da çalıştım beraber. O zaman da beni yukarıya göndermek için çok sarf etti, çaba sarf etti. Şimdi onlar için çok büyük şans. Her zaman görev veriyor. Rıdvan olsun, Ersin olsun, Utku olsun, Erdoğan olsun. Hepsine şans veriyor. Onlar için çok büyük bir şans. Onların da bu şansı iyi değerlendirmeleri lazım. Hep konuşuyorum her zaman. İnşallah maç olarak da beni geçerler. Necip, şöyle bir durum var. Beşiktaş sezona kötü başladı. Önce Şampiyonlar Ligi, sonra Avrupa Ligi'nden elendi. Gitti. İstediği skorları alamadı ve Fenerbahçe'de Başakşehir maçları kötü bir eşik olarak gözüküyor. Beşiktaş bu maçlarda alacağı sonuç belki bu sezonun kaderiyle ilgilendiren bir sonuç ortaya çıkaracaktı. Bu sizde farklı motivasyon yarattı mı? Tüm bunların üstüne 8 oyuncu birden kalit oldu. Bu sizde nasıl motivasyon yarattı? Bu iki galibiyet bunun bir yansıması mıydı? Tepkisi miydi? Yani dediğim gibi abi sezona zor şartlarda başladık. Sonuçta PAOK maçı bir anda çıktı. O ara iyi hazırlanamadık zaten. Bir anda şeyden gelmiştik, izinden. Ondan sonra o süreçte biraz daha takım birbirine adapte oldu. Ama sonuçta dediğin gibi bu Covid bulaşıyor. Ne kadar dikkat etseniz de. Ondan döndükten sonra Başakşehir maçı vardı zaten bizim. Üstüne Fener maçı. Bu maçlar bizim için hayati maçlardı zaten. Ama sonuçta biz her maça tek tek bakarak çıkıyoruz. Şimdi Fenerbahçe maçını unutmamız lazım. Şimdi önümüzdeki maça bakmamız lazım. Yani takımda da arkadaşlık üst düzeyde. İnşallah da böyle devam eder. Geçtiğimiz sezonlarda neredeyse bir ya da iki antrenman kaçırdım tüm sezon boyunca. Bu sezon karantina sürecine kadar herhangi bir antrenman kaçırmıyorum. Sağ bekte görev verildiğinde oynuyorsunuz, stoper de aynı şekilde, orta sağ, ön libero ve zaman zaman taraftarın eleştirisine maruz kalıyorsun. Ama çıktığında da maçlara gerçekten iyi bir performans sergiliyorsun. Özellikle sosyal medyada ve sana motivasyon kaynağı nasıl oluyor? Buradan taraftarı neler söylemek istersin? Ya tabii ki eleştirileri her zaman açıyorum. Benim hiçbir şeyim yok. Sadece hakaret olmadığı dışında bütün eleştirileri açıyorum. Ya benim işim sahada, ben her zaman kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Yememe, uykuma dikkat etmeye çalışıyorum. Sakatlanmamaya çalışıyorum. O yüzden sahaya çıktığım zaman da bu forma için ne gerekiyorsa veriyorum. Her zaman ya kötü çok maç oynadım. Bundan sonra da oynayabilirim. Ama sonuçta o sahaya çıktığım zaman hiçbir zaman birisi bana mücadele etmedi diyemez. Ben her zaman çıktıysam terimin son damlasına kadar oynuyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Peki, 2005 yılında bir tarihi derdi, 13 yaşındaydı. Öyle bir tarihi bir derdiydi. 15 yılında Beşiktaş Kadıköy'de yine bir tarihi derdi.
Kömür'de maçın kurbanlarından bir tanesi. Gol sevincine baktım mı? Koray Avcı'yla senin gol sevincini benzetiyorlar. Evet. O dönemden bu döneme neler hissediyorsun? 13 yaşındayken neler hissediyorsun? Şimdi neler hissediyorsun? Ya tabii ki çok mutluyum öncelikle. Maç sabahı da Utku'yla konuşuyorduk. Yani bugün o gün gol atacağımı hissetmiştim gerçekten. Onu da söylemiştim. Bugün içimde bir his var gol atacağım diye. O da demişti, abi demişti gol atarsan bir kay demişti. Ben de o yüzden öyle kaymıştım. Ama Koray abi de aynı sevinç gibi gözüktü. Ya çok mutluyum ya. Böyle şeyler hiçbir zaman unutulmayacak şeyler. Onu benim adıma mutluyum. 2005 yılındaki maçta ne yapıyordun? O zaman ben stat'taydım, maçı izliyordum. O zaman da ben 2003-2004 sezonunda altyapıya girmiştim. O zaman top toplayıcılık vardı işte, top topluyorduk. Ben ama o zaman top toplayıcı değilim ama maçı stat'ta izliyordum. Hatta sezon öncesinde sözleşmemde kulüpleri için sembolleşmiş oyuncular vardı. Geleceğin için neden söylersin? Ve bir de milli takımı söylersin. Sözler şansı yükselişi geliyor. Ya tabii ki buralarda olmamın, bu kadar şey kazanmamın her şeyi sayesinde, işler sayesinde oldu. Ben de parasal konuda olsun, farklı konularda, her konuda kulübe yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonuçta ben bir senede alacağım parayı 3 senede alıyorum şu an. Ben gereken her ne olursa olsun yapıyorum. Ya tabii ki milli takımda Şenol Hoca'nın takdiri, ben çalışmama devam ediyorum. Maçı Türkiye'ye nasıl hazırladın? Videolar izlendiği söyleniyor. Bu takımda her tecrübelisin ama eski derbileri izlediniz mi? Yok, eski derbileri değil de ya sonuçta Sergen Hocamızın analizleriyle maça çıkıyoruz. Onun taktikleriyle çıkıyoruz. O derbinin derbilerin nasıl olduğunu anlattı bize. Ya biz de zaten 12 yıldır ben de derbi oynuyorum zaten. Biliyoruz böyle maçların önemli olduğunu. Herkes de onun bilincindeydi. Öyle çıktık sahaya. Geçen seyirci taraftan aslında hem de seyircisi hem de değerli seyircisi Beşiktaş'ın taraftan her zaman olduğu yerde tutabilirsin. İçin biraz taraftan yoktu ama. Ya onlar yoktu ama ruhları oradaydı. Biz inanıyorduk onlara. Zaten maça ısınmaya çıkarken onların yanına gittik. Maçtan sonra da onlarla tutabilirim. Sen burada şampiyonluklar yaşadın. Sezon başında artık bir yıl başında çoğunluğu çok eleştiri aldın. Şu anda şampiyonluklar için de gösterebilirim. Bir maç yok. Ben yanıt verdim. Takım içerisindeki o şampiyonluklar. Abi dediğim gibi her maça tek tek bakıyoruz. Daha bunları konuşmak erken. Ya önümüzde çok maç var. Tek tek gidiyoruz. Zaman geçtikçe bunlar da netleşir diye düşünüyorum. Bizim Beşiktaş'ta kariyerine başladık. Bitiren oyuncular çok fazla değil. Bak Beceren Rıza Çalınbay geliyor ve şu anda bunun canlı ve aklı kurduğu sensin. Senin planlaman kulübün bayrak oyuncusu ve sembol oyuncusu olarak tekrar mı? Tabii ki benim hedefim bu süreçte. Ama bu futbol bilmiyorsunuz neler olacağını. Ama benim hedeflerim tabii ki bu. Ben şu an sonuçta Avrupa kupalarında en fazla forma giyen oyuncuyum şu an. Normal maçlarda da 3. sıradayım. Benim hedefim tabii ki bunları geçip futbolu burada bırakıp tabii ki kulübüme ileriki süreçte katkı sağlamak. Bir de şöyle bir var. 336 maça çıktı Beşiktaş'ta toplamda. Sağ bek, stoper, orta saha, aslen sol bek, sağ açık. Sen şu anda Necip Uysal tam nerede oynarca stoperde iyi oynamaya başladın. Nerede devam eder? Ya tabii onun kararını hoca verecek sonuçta ama ya tabii ki şu an stoperde devam ediyorum. Yani burada da devam edebilirim ama sonuçta nerede eksik varsa orada oynarım yani, sıkıntı yok. Ya bunlar değişik ya, olabilir, ne olmasın yani, öyle bir ihtiyaç olursa oraya da geçelim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.